Büyükelçim şu görüntüyü nasıl yorumlarsınız? Bu görüntüyü sizin yorumunuzu almadan geçmek istemedim. Mercedes'le. Efendim bir bir kere arabayı da kullanarak gidiyor. Normal olarak oranın çok daha uzun sürede hayata geçebileceği, o yıkılan yerlerin tamiratının kolay olmadığı hep bunlar ifade edilmişti. Biliyorsunuz orada hem demir yolu var hem de aynı zamanda karayolu var. Şimdi demir yolunu açıp açmadıklarını bilmiyorum. Yani orada çünkü o ağırlıkların geçmesi için belirli e, e, alınması gereken önlemler vesaire biraz daha uzun sürebilir deniyor. Ama e, göründüğü kadarıyla karayoluyla da bağlanmıştır. Yani başka bir deyişle e, Kerç Boğazı'nda eğer bu köprü olmazsa Rusya'nın Anadolu karasıyla Kırım arasındaki Bağlamak irtibatın olamaz. kurulması mümkün değildir. Olmaz. Bu tekrar ihya edilmiştir. Bunu da açık açık bütün dünyaya ilan ediyor. Evet. Benden alamazsın buraları diyor. Bu tam onun e, manifestosu. Peki. Bir de sanki artık Almanya'nın direksiyonunda ben varım. Almanya'yı, <laughs> <laughs> Almanya'yı ya artık evet. e, yani benim kontrolümde. Çünkü enerjiyle sıkıştırdım. Bakın şeyi e, isteklerimi de aldım. Artık Avrupa aslında Almanya üzerinde, Avrupa üzerinde de benim bir etkim var. Benimle anlaşacaklar gibi de bir sanki mesaj, psikolojik mesaj veriyor gibi. Çünkü bizzat da kendisi kullanıyor. Yani, yani. ne kadar acı Batı'nın ipiyle bu ya yani, inen... 30 bin bakın e, rakam Orkunç. var. 30 bin sadece 30 binden fazla Rus askerinin öldüğü bakın o şeyse bunun en az iki katı da yaralı vardır. Acı olan aslında Ukrayna'daki dram yani en az bunun kadar olduğu kayıpların ama bunların çoğunun sonradan asker altı askerlik altına silah altına alınmış siviller olduğu bu ölenlerin çok büyük bir bölümü 50 bin civarında olduğu ifade ediliyor. Yani gerçekten evet. korkunç bir rakam. Evet